Tablo verilmiş. Tabloda büyüklük ilişkisine göre eğer doğru ise tik işareti, yanlış ise şu eksi işareti konulmuş. Buna göre şunu ifade edebiliriz. Şimdi A ve B'yi kıyaslarsak, kesim noktalarına bakarsak, kesim noktalarında tik işareti var. Demek ki A, B'den daha büyük. A büyüktür B. Şimdi başka bakalım. Sonrasında şöyle C ve D'ye bakarsak kesim noktaları şurası. C ve D'nin kesim noktası. Tik işareti var. Demek ki C, D'den daha büyük. C büyüktür D. Sonrasında B ve C arasında bakalım. B ve C arasında şöyle verilmiş. Tabii tersten de düşünebiliriz. Ya da burada da ifade edilen kısım var zaten. Şu ikisini alırsak şöyle. C, B'den daha büyükmüş. C, B, tik işareti var. Demek ki C, B sayısından daha büyük. C büyüktür B sayısından. Az önce biz A büyüktür B bulmuştuk. C büyüktür B. Sonrasında C büyüktür D dedik. Şöyle bakalım başka. Şimdi A ve D arasında tik işareti var. Yani D sayısı A sayısından daha büyük. Bunu yazabiliriz. B sayısı A sayısından büyük. Tabii A sayısı da B sayısından büyük. Birleştirirsek bu şekilde olacak. Şimdi C'yi dahil edelim. C de D sayısından daha büyük olduğu için şurada bunun başına C'yi eklersek C büyüktür. D sayısından o da büyüktür. A sayısından o da büyüktür. B sayısından. Bunu ifade edebiliriz.